Kadınlar her gün İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanun uygulanmadığı için katlediliyor. Kadınlar her gün bu şikayetten bir şey çıkmaz, sen en iyisi vazgeç diyen zihniyetten, sığınakta yer yok diyen şönimden, yeterli sığınak ve danışma merkezi açmayan belediyelerden ve bu hizmetlere bütçe ayırmayan Kadın Aile ve Çocuk Bakanlığı yüzünden şiddete mahkum edilerek katlediliyor. Savcılar şiddet uygulayan erkekleri yargılamayıp kadınların yaşam tarzlarını uygulamayı seçtiği için, mahkemelerde erkeklerin aklanmaları için sayısız yolu bulduğu için kadınların katledilmesine ortaklık ediyorlar. Kadınlar her gün çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilmesinde sorun görmeyen bir zihniyetten dolayı cinsel şiddete uğruyor. 25 Kasım 1961 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde faşist diktatör Trajano tarafından katledilen ve kaza süsü verilerek üstü kapatılmaya çalışılan Mirabel kardeşlerin yaşadıkları üzerinden 62 yıl geçse de erkek devlet şiddeti ne yazık ki değişime uğramadan kadınları katletmeye devam etmektedir. Kadınlar her gün cinsiyet kimliğine, bedenlerine sığdırılmaya çalışıldığı kalıplardan, krizlerin getirdiği artan işsizlikten, aile içi şiddetten, ana dillerinde konuşamadığı veya göçmen oldukları için gündelik erkek şiddetiyle devletin tüm mekanizmalarının kurduğu suç ittifakları tarafından böyle katlediliyor. Birkaç gün önce Sayın Meral Akşener'in basın önünde kolluk kuvvetlerinin kendilerine oteller açarak kadınları fuhuşa zorladıklarını ve bunları da yurtlarda kalan kızlarla zorla yaptırdıklarını itiraf ederken 1997 yılında Mehmet Ali Birand'a verdiği bir röportajı anımsattı bizlere. Diyarbakır'ın bir köyünde korucular tarafından 10 yaşında bir kız çocuğuna yapılan istismarı aile öğrenmiş ve bunu deşifre etmiştir. O dönem İçişleri Bakanlığı yapan Sayın Meral Akşener'e "Rahatsız olmuyor musunuz?" sorusuna yöneltildiğinde verdiği cevap, "Rahatsız ediyor ama korucuların bölgede çok önemli işlevi yerine getirdiğinde unutmamak lazım" cevabını vermişti. Bu ikili yaklaşımlar bir iç çatışma ile birlikte bölgede yaşayan halklara, kadınlara yapılan üniformalı özel politikaları, kolluk kuvvetleriyle paramiliter güçler elleriyle uygulanan ve her geçen gün daha da şiddetlenen suçları, cezasızlık politikaları ve pratiğin uygulamaları sebebiyle sistematik hale getirildiğini, kadın çocuklara yönelik şiddetin tacizi, tecavüzü kabul ettiğini ve bunu da açık bir şekilde göz yumduğunu göstermektedir. Bu zihniyetin devamı olan AKP-MHP bloğunun da artarak ilerlemektedir. Uzman çavuş Mustafa Orhan tarafından tecavüze uğrayan İpek Er intihar etti ve cezasızlık politikasını sürdüren devlet, erkeği Mustafa Orhan'a talep ve itirazlarına rağmen tutuklanmadı. Dersim Üniversitesi'nde öğrenci olan Gülistan Dokum'un kaybolmasından sorumlu tutulan Zeynel Abrakova ilişkin etkin soruşturma yürütülmedi. Cezasızlık politikasından güç ve cesaret alan erkekler, kadınları sokak ortasında, evde, okulda, iş yerinde, kısacası her yerde akıl almaz yöntemlerle katletti. Kadınlar ve trans kadınlar cezaevlerinde, gözaltında, ev baskınlarında, sokak eylemlerinde resmi güçler tarafından uygulanan cinsel taciz ve cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Devletin cezasızlık politikası sebebiyle de failler cezalandırılmadı. Katledilen yüzlerce kadının katillerine takdiri indirim uygulandı. Öz savunmada bulunan kadınların müebbet cezası ile cezalandırıldı. Erkek şiddeti devletin özel savaş politikası ile birleşerek kadına ve çocuğa yönelik saldırılar her geçen gün daha da arttı. Tahakkümcü erkek devlet böylelikle direnen kadınların gücünü gösterdiği düşündü. Ancak kadınlar hiçbir zaman erkek sisteme teslim olmadı ve direnişini büyüttü. AKP-MHP ittifakının kadın düşmanı politikaları kazanılmış haklarımıza müdahale ederek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek 6.284'ü uygulamayıp yaşam hakkımızı her alanda tehdit ederek birçok kadının hayattan kopmasına sebep olmuşlardır. 2023 yılının ilk 10 ayında basına yansıyan kadın cinayetleri verilerine baktığımızda 350 kadın erkekler tarafından katledildi. Yaşamını yitiren 107 kadının ölüm nedeni şüpheli ölüm, 243 kadının ölüm nedeni ise kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti. Mersin'de ilk 10 ayında 6 kadın cinayeti, 4 şüpheli ölüm olmak üzere toplam 10 kadın katledildi. Derneğimize 81 kadın danışan başvuruda bulundu. Başvuran kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık yanında sosyal destek sağlandı. Hukuki destek alan kadınlar arasında ilgili makamlardan koruma tedbiri alınarak sığınma evlerine yerleştirildi. Kentimizde yaşanan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarında hukuk komisyonumuz takip ve izlemesini yapmaktadır.
Bunun yanı sıra sosyal medya ve telefon aracılığı ilgili makamlara yönlendirmelerle devam etmektedir. Bu yıl içinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremi ve sonrası kentimize göç eden ailelere ulaşıp afet ve krizlerde yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üstesinden gelmek için dayanışma göstererek 600 kadına sosyal ve psikolojik destek sağlandı. Sahada gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda 514 kadınla görüşüp şiddet mekanizmaları hakkında farkındalık çalışmaları yürüttük. Bizler bunu çok iyi biliyoruz ki, erkek devletinin savaş, işgal politikalarına, her türlü şiddetine, kutsal aile dayatmasına, LGBT artı fobiye, cinsiyetçiliğe, göçmen düşmanlığına karşı hiçbir baskı ve saldırı bu düzeni değiştirme gücümüzü zayıflatamaz. Tüm saldırılarınızı sükunetle karşılayan, çaresizliğe, yalnızlığa mahkum etmeye anlayışınızı kabul etmiyoruz. Hayatlarımız pamuk ipliğine bağlı değil, mücadelemize bağlı diyerek 25 Kasım'da saat 18.30'da Kuşumatu Sokağı'ndayız. Kadınların birlikteliğine, direnişine ses katmak için bizler eşitlik ve özgürlükten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Kadın sömürüsüne, köleliğine ve katliamlarına karşı öfkemizi örgütleyerek büyütmeye devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması, kadın yaşam, özgürlük, Jin Jiyan Azadi.